Herkese mutlu ve güzel günler sevgili bilimseverler. Evrenin Dokusu kitabında en son zarlar konusunu görmüştük. Şimdi bir zar olarak evrenimizi nasıl düşünmemiz gerekir ve zar dünyaları kozmolojisine giriş yapacağız. Kitabımızı bayağı bir ilerlettik. Sonlarına doğru artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evrenimizin Dokusu kitabı kuantum mekaniği, genel görelilik ve sicim teorisini açıklama bakımından bir ders kitabı niteliğinde zaten. O yüzden bu kitabı lütfen baştan sona oynatma listesinde dikkatle dinleyin ve evrenimizin dokusunu anlamaya çalışın. Evet başlayalım arkadaşlar. Bir zar olarak evrenimiz. Eğer bir üç zarın içinde yaşıyorsak, eğer dört boyutlu uzay zamanımız 3 zarın zamanda sürüklenmesinin tarihinden başka bir şey değilse, uzay zamanın bir şey olup olmadığı yolundaki önemli soruya yeni ve parlak bir ışık tutulmuş olur. Bildiğimiz 4 boyutlu uzay zaman bulanık ya da soyut bir fikirden değil. Sicim M kuramındaki gerçek fiziksel bir varlıktan, bir 3 zardan çıkar. Bu yaklaşımda 4 boyutlu uzay zamanımızın gerçekliği bir elektronun veya bir kuarkın gerçekliğiyle eşdeğerdir. Elbette hala içinde sicimlerin ve zarların var olduğu daha geniş uzay zamanın sicim M kuramının 11 boyutunun kendisinin bir varlık olup olmadığını sorabilirsiniz. Ama doğrudan yaşadığımız uzay zaman arenasının gerçekliği açıktır. Bu da sicim M kuramının 11 boyutunun gerçek olduğunu bir varlık olduğunu bize düşündürüyor. Ama eğer haberdar olduğumuz evren gerçekten bir üç zar ise eğer kısa bir göz atışla bile bir şeyin içinde olduğumuz, bir üç zar içinde olduğumuz ortaya çıkmayacak mıdır? Modern fiziğin içinde gömülü olabileceğimizi söylediği şeyleri, bir Higgs okyanusu, karanlık enerjiyle dolu uzay, çok büyük sayıda kuantum alan dalgalanmalarını zaten öğrenmiştik. Bunların hiçbiri insan algıları tarafından doğrudan fark edilemez. Bu yüzden sicim M kuramının boş uzayı doldurmuş olabilecek, gözle görünmeyen şeyler listesine yeni bir aday eklediğini öğrenmek sizi şaşırtmasın. Ama şövalyelik yapmayalım. Önceki her olasılığın fizikteki etkisini ve gerçekten var olup olmadığını nasıl kanıtlayabileceğimizi anlıyoruz. Zaten kanıtlanmıştır saydıklarının hepsi. Gerçekten bu üçünden ikisinin varlığını desteklenen güçlü kanıtların toplandığını zaten görmüştük. Son gelişmelerle Higgs var alanında kanıtlanmıştı zaten. Higgs alanı için kanıtlar da şu anda çalışmakta olan ve gelecekte planlanan hızlandırıcılar da aranıyor ve aranmaya devam edecek. Hemen ekleme yapıyorum bulundu. Acaba bunlara karşılık bir üç zar içindeki hayat konusunda durum ne? Eğer zar dünya senaryosu doğru ise o zaman neden bu üç zarı görmüyoruz ve varlığını nasıl kanıtlayacağız? Yanıt, zar dünyaları bağlamında sicim M kuramının fiziksel anlamının önceki zar olmayan senaryolardan hangi temel değişiklikleri gösterdiğine ışık tutar. Örnek olarak ışığın hareketini parçacık olarak düşünürsek fotonun hareketini göz önüne alalım. Sicim kuramında sizin de bildiğiniz gibi foton özel bir sicim titreşim desenidir. Daha açık anlatımla matematiksel çalışmalar, zar dünyalar senaryosunda fotonları kapalı sicim titreşimlerinin değil, yalnız açık sicim titreşimlerinin ürettiğini gösterdi ki bu da büyük bir fark yaratır. Arkadaşlar işte önemli noktası burası. Fotonlar eğer sicim kuramı doğruysa kapalı sicimler titreşimlerinden ortaya çıkamaz. Çünkü kütlesiz kütlesi yok. Hani burada sebebini açıklamamış ama ben size söyleyeyim. Açık sicimlerin uç noktaları eğer bir üç zar içinde hareket edecek şekilde sınırlandırılmamışsa tümüyle serbesttirler. Hatırlarsanız daha önce açık açık sicimlerin nasıl e, evrenin dokusunda ha, uç noktaların hareket edebildiğini göstermiştik. Bundan önceki videoya bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da fotonların yani foton oluşturacak şekilde titreşen açık sicimlerin sicim teorisine göre düşünürsek 3 zarımızın içinde hiçbir engel karşılaşmadan hareket edecekleri anlamına gelir. Bu da zarı içinde bulunduğumuzu görme, görmemizi engelleyecek şekilde tümüyle saydam yani tümüyle görünmez yapar. Aynı derecede önemli bir nokta da şudur. Açık sicimlerin uç noktaları zar dışına çıkamadığından fazladan boyutlarda hareket edemezler. Yani 3 artı 1'de hareket edebilirler. Bildiğimiz 4 boyutlu uzayda. Tıpkı telin üzerinde hareket eden boncukları, bilardo masasının üzerinde hareket eden topları sınırlandırdığı gibi 2 boyutlu cisimler bu da. Yapışkan 3 zarımızda fotonların yalnızca 3 uzaysal boyutumuzda boyutumuzda hareket etmelerine izin verir. Yani zamanı da almamış çünkü fotonlarda zaman yok biliyorsunuz ki ışık hiçbir zaman yaşlanmaz. O yüzden dört yerine 3 kabul etmiş. Tabii ki doğru. Fotonlar elektromanyetizmanın haberci parçacıkları olduğu için ve ışık da bir elektromanyetik dalga olduğu için tabii ki bunun anlamı elektromanyetik kuvvetin şekil 13 3'te gösterildiği gibi biz çizebilmek için iki boyutta gösterdik. Üç boyutumuza hapsolduğudur. Evet. Hemen şekilleri açıklayalım. Şekil 13.3a. Zar dünyalar senaryosunda fotonlar, uçları zar içinde olan açık sicimlerdir. O yüzden bunlar yani ışık zarı terk edemez. Hemen bakalım. B B'de ise zar dünyamız gördüğümüz ışık bizim zarımızı terk edemediği için bize görünmeyen daha geniş bir fazladan boyutlar ortamında yüzüyor olabilir. Yakınlarda yüzen hatta başka zar dünyalar da olabilir. Ama onların ışıkları bize ulaşmadığı için açık uçlu sicim demiştik hatırlayın. Bu paralel dünyalar varsa bunlardan bir haberiz. Paralel dünyaların 9 tane farklı teoremi var. Bu 9 farklı teoremden birisi de bu zar dünyalar teorisidir. Bizim burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta ışık e, tek boyut bu üç boyutlu evrende dışarıya çıkamadığı için eğer üç zar varsa bunu görünmez kıldığıdır. Hatta başka zarlar, zar dünyalar varsa böyle bunların da varlığından ışık olarak emin olamayız. Çünkü ışık açık sıcım olduğundan sadece kendi yüzeyinde hareket eder. Bu önemli sonuçlar olan yoğun bir kavrayıştır. Daha önceleri sicim M kuramının fazladan boyutlarının sıkıca kıvrılmış olmaları gerektiğini söylemiştik. Bunun açık nedeni bir bu boyutları göremediğimiz için gizli olmalarının gerekmesiydi. Bu boyutları gizlemenin bir yolu da bunları bizim araçlarımızın göremeyeceği kadar küçültmektir. Ama gelin şimdi zar dünyaları senaryosunu yeniden gözden geçirelim. Nesneleri nasıl algılarız? Gözlerimizi kullandığımızda elektromanyetik kuvveti kullanırız. Elektron mikroskobu gibi güçlü araçları kullandığımızda da elektromanyetik kuvveti kullanırız. Atom çarpıştırıcılarını kullandığımızda küçük ötesi şeyleri belirlemek için kullandığımız kuvvet yine elektromanyetik kuvvettir. Hızlı çarpıştırıp içerisinden çıkan parçacıkları ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. İşte LHC yani hızlı proton çarpıştırıcıları var kafa kafaya çarpıştırıp onlar içerisinden çıkan parçacıkları anlamlandırmaya çalışmak. E bunu nasıl yapıyoruz? Çok yüksek manyetik alan kullanarak yani elektromanyetik kuvvetle yapıyoruz. Yarın bir gün CERN'e giderseniz ya da CERN'de çalışırsanız bu dediklerimi çok daha rahat hatırlarsınız arkadaşlar. Ama eğer elektromanyetik kuvvet bizim üç zarımıza 3 uzay boyutumuza hapsolmuş durumdaysa büyüklükleri ne olursa olsun fazladan boyutları araştıramaz. Eğer fazladan boyutlar bildiğimiz uzay boyutları kadar büyük olsa bile fotonların bizim boyutlarımızdan kaçıp fazladan boyutlara girmesi, daha sonra gözümüze veya kullandığımız araca girerek bizim bu boyutların varlığından haberdar olmamızı sağlamaları olası değildir. O yüzden e, ışık olarak keşfedemeyeceğiz eğer gerçekten 3 zar varsa. Bu yüzden eğer bir 3 zarın içinde yaşıyorsak fazladan boyutlardan neden haberdar olmamız konusunda alternatif bir açıklamamız var. Fazladan boyutlar son derece küçük olmak zorunda değil. Büyük de olabilirler. Görüş şeklimizden ötürü onları görmüyoruz bildiğimiz 3 boyutun dışına çıkamayan elektromanyetik kuvveti kullanarak görüyoruz. Su üstünde yüzmekte olan bir yaprağın üzerinde yürürken, görünen yüzeyin altındaki derin sulardan habersiz olan bir karınca örneği, şekil 133B'de görüldüğü gibi, büyük, geniş, daha yüksek boyutlu bir uzayda yüzüyor olabiliriz. Ama sonsuza kadar bizim boyutlarımıza hapsolmuş olan elektromanyetik kuvvet bunları ortaya çıkaramaz varsa bile. Şurada üzerinde yüzdüğünüzü ama dışarıda da bir 3 boyutlu zar olduğunu hayal edin arkadaşlar. Tamam diyebilirsiniz. Ama elektromanyetik kuvvet doğadaki 4 kuvvetten yalnızca biri ya diğer üçü onlar fazladan boyutlara girerek bu boyutların varlığını ortaya çıkarabilir mi? Güçlü ve zayıf nükleer kuvvet için cevap yine hayırdır. Çünkü çok küçük menzil alanları. E, hesaplamalar zar dünyalar senaryosunda bu kuvvetlerin haberci parçacıkları olan W artı, W eksi ve Z nötr parçacıklarının da açık sicim titreşim desenlerinden kaynaklandığını göstermiştir. O nedenle bu parçacıklar da tıpkı fotonlar gibi hapsolmuş durumdadır. Eğer sicim teorimi doğruysa güçlü ve zayıf kuvvetin haberci parçacıkları da açık sicim titreşimdir. Ee, güçlü ve zayıf nükleer kuvvetleri içeren süreçler de fazladan boyutlara karşı aynı derecede kördür. Aynı şey madde parçacıkları için de geçerlidir. Elektronlar, kuarklar ve bütün diğer parçacık türleri de uçları hapsolmuş olan açık sicimlerin titreşimden kaynaklanırlar. Bu nedenle ben, siz ve gördüğümüz her şey bizim üç zarımızda kalıcı olarak hapsolmuş durumdadır. Bu senaryoya göre tabii ki. Zamanı da göz önüne alırsak her şey bizim dört boyutlu uzay zaman dilimimizin içine hapsolmuş durumdadır. Ya da hemen hemen her şey. Dikkat ederseniz kütle çekim kuvvetinden bahsetmedim. Arkadaşlar kütle çekim kuvveti her şeyi değiştirebilir. Şimdi burayı da yine dikkatle dinleyelim. Dördüncü kuvvet olan kütle çekim kuvveti için durum farklıdır. Zar dünyalar senaryosundaki matematiksel çözümlemeler, gravitonların tıpkı daha önce incelediğimiz zar dışı senaryolarda olduğu gibi kapalı sicimlerin titreşimlerinden kaynaklandığını gösterir. Yani yüzeye yapışmak zorunda değildir. Eğer zar dünyalar varsa Başka dünyalara kütle çekim kuvvetinin haberci parçacı gidebilir. Bu çok önemli bir durum. Belki de başka evrenlerden bize kütle çekim aracılığıyla, kütle çekim haberci parçacı aracılığıyla daha doğrusu mesajlar bile yollanabilir. Ama tabi bunlar çok gelecekteki senaryolar. Biz günümüzde Samanyolu dışına bile daha mesaj yollayamadık. Bırakın Samanyolu'nun Güneş Sistemin dışına daha yeni yeni mesaj yolluyoruz. İşte Voyager bir yolladık biliyorsunuz. Daha yeni çıktı yani. Ama bizden daha gelişmiş tip 1, tip 2 gibi uygarlıkların belki de bize mesaj yollayabileceğini varsayabiliriz. Evrenin enerjisini kullanabilen, yıldızların enerjisini ve fazerleri kullanabilen bir farklı canlı türleri olabilir. İlla karbon temelli de olmak zorunda değil. Silisyum temelli bile olabilir. Bunlara Dikkat edelim. İşte bu yüzden kütle çekim kuvveti çok önemli. Ha, kütle çekim kuvvetinin haberci parçacığını keşfedemedik. Ama buna rağmen eğer sicim teorisi doğruysa evrenlerde haberci parçacık olabileceğini düşünüyoruz. Bakın galaksilerde demiyorum. Paralel evrenlerden bahsediyorum. Kapalı sicimler, uç noktaları olmayan sicimler zarlar tarafından hapsedilemez. Bunlar zarları terk edebilir üzerlerinde veya içlerinde serbestçe hareket edebilir. Bu yüzden eğer bir zar içinde yaşıyorsak fazladan boyutlardan tam olarak kopmuş sayılmayız. Kütle çekim kuvveti aracılığıyla eğer böyle fazladan boyutlar varsa bu fazladan boyutları hem etkileyebiliriz hem de onlar tarafından etkilenebiliriz. Böyle bir senaryoda kütle çekimi 3 boyutumuzun ötesiyle etkileşebilmemizin tek yoludur. Diğer üç kuvvet maalesef gördüğünüz gibi açık sicimden oluştuğunu düşündüğümüz için e, paralel evrenlerde mesaj aracılığını veya fazladan boyutları keşfetmek amacıyla yapacağımız bütün deneyleri geçersiz kılmaktadır. Tek şansımız kütle çekim kuvveti. Fazladan boyutlardan kütle çekim kuvveti haber aracılığıyla haberdar olabilmemiz için bu boyutların ne kadar büyük olmaları gerekir? Bu ilginç ve kritik bir sorudur. Öyleyse bir göz atalım kütle çekimi ve fazladan boyutlar. Bugün son işleyeceğimiz konu da bu. 1687'de Newton ve evrensel kütle çekim yasasını ileri sürdüğünde aslında uzay boyutlarının sayısı konusunda güçlü bir saptama yapıyordu. Newton yalnızca iki cisim arasında çekim kuvvetinin cisimler birbirinden uzaklaştıkça azalacağını söylemekle kalmamıştı. İki cisim birbirinden uzaklaştıkça çekim kuvvetinin nasıl azalacağını kesin bir şekilde tanımlayan bir formül bir ters kare yasası ortaya koymuştu. Bu yasayı kısaca şöyle söyleyeyim. çekim Kütle çekim kuvveti kütleyle doğru orantılıdır. Aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bu formüle göre eğer cisimler arasındaki uzaklık iki katına çıkarsa aralarındaki çekim kuvveti dört kat azalır. Eğer uzaklık üç katına çıkarsa çekim kuvveti 9 kat azalır. Eğer uzaklık 4 katına çıkarsa çekim kuvveti 16 kat azalır. Daha genel olarak çekim kuvveti uzaklığının karesiyle azalır. Son birkaç yüzyıldır açıkça kanıtlandığı gibi bu formül işlemektedir. Normal fizikte diyelim şu anlık. Genel körelilik ve kuantum mekaniğini yok sayarsak bu formül uyduların atılmasına işleniyor. işliyor mesela orada sıkıntı yok. Ama çok küçüklerin ve çok büyüklerin dünyasına daldığınızda bu formül sadece bir yaklaşıklılık olarak kalmaktadır. Ama acaba neden? Neden kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılı? Neden kuvvet uzaklığının küpüyle veya dördüncü kuvvetiyle azalmıyor? Ya da örneğin kuvvet uzaklığın kendisiyle ters orantılı değil. Cevap doğrudan uzay boyutlarının sayısına bağlıdır. Bunu görmenin bir yolu iki cisim tarafından salınan ve soğurulan gravitonların sayısının bu iki cisim arasındaki uzaklığa nasıl bağlı olduğunu veya her iki cismin gördüğü uzay zaman eğriliğinin aralarındaki uzaklık arttıkça nasıl azaldığını düşünmektir. Yani bir kuantum mekaniği açısından bir de genel görelilik açısından da düşünebiliriz. Ama gelin bizi çabucak ve sezgisel bir biçimde doğru yanıta ulaştıracak olan daha basit ve eski moda bir yaklaşım deneyelim. Şekil 3.1'in bir çubuk mıknatısın yarattığı manyetik alanı şematik olarak gösterildiği gibi. Hatırlarsanız bunu çok önceki programlarda göstermiştik. 10. falan yayınlarda olması lazım. Büyük kütleli bir cismin diyelim ki güneşin yarattığı kütle çekim alanını şematik olarak gösteren bir şekil çizelim. 13.4a Şu Manyetik alan çizgileri çubuk mıknatısın kuzey kutbundan güney kutbuna doğru giderken kütle çekim alanı çizgilerinin her yönde ışınsal olarak yayıldığını ve yayılmaya devam ettiğine dikkat edin. Belirli bir uzaklıktaki başka bir cismin varsayalım yörüngede dönmekte olan bir uydunun hissedeceği kütle çekim kuvveti o cismin konumundaki alan çizgilerin yoğunluğu ile orantılıdır. Eğer uyduya şekil 13-4B'deki gibi daha fazla sayıda alan çizgisi girerse cismin üzerindeki kütle çekim kuvveti de artar. Hemen görelim. Burada arkadaşlar kütle çekim kuvvetini çizmiş. Dikkat edin. Manyetik alanı çizmemiş. Yani manyetik alan çünkü çizgileri kuzeyden güneye doğrudur. Bu kütle çekim alanı. Neyden kaynaklanıyor diyebilirsiniz. Madde ve enerjinin uzayı bükmesinden kaynaklanan. Bu çizgiler ne kadar sıksa yoğunluk o kadar artar. Uyduya etki eden de kütle çekim kuvvetinin o kadar büyük olduğunu söyleyebiliriz. Aslında kuvveti alanlarla tanımlamak çok daha doğru noktası olarak tanımlamaktansa. Etki ettiği alanlar olarak. Şimdi artık Newton'un ters kare yasasının kökenini açıklayabiliriz. Şekil 13-4C'deki gibi merkezi güneşin merkezinde olan ve yüzey uydunun konumundan geçen hayali bir kürenin yüzey alanı yani 3 boyutlu uzaydaki herhangi bir kürenin yüzey alanı gibi düşünün. Kürenin yarı çapının karesiyle bu örnekte güneşle uydu arasındaki uzaklığın karesiyle orantılıdır demiştik. Newton fiziğine göre. Bu da küre yüzeyinden geçen alan çizgilerin yoğunluğunun yani yüzey alanına bölümünün alan çizgilerinin toplam sayısının yüzey alanına bölümünün güneş uydu uzaklığının karesiyle azalacağı anlamına gelir. Eğer bir uzaklık iki katına çıkarsa aynı sayıda kalan çizgileri de dört kat daha büyük bir alana dağılacaktır. Bu yüzden de bu uzaklıktaki kütle çekim kuvveti dört kat daha az olacaktır. Bu nedenle Newton'un kütle çekimine ilişkin ters kare yasası 3 boyutlu uzaydaki kürelerin geometrik özelliklerinin bir yansımasıdır. Evet Newton'un neden ters kare yasası olduğunu burada görebiliyoruz. Şekil 13.4'te A'da güneşin uydu gibi bir cisim üzerine uyguladığı kütle çekim kuvveti aralarındaki uzaklığın karesi de ters orantılıdır. A'ya bakalım. Bunun nedeni güneşin kütle çekim alan çizgilerinin bir örnek biçimde B'deki gibi dağılması ve bu yüzden D uzaklığının yoğunluğunun D yarıçaplı bir kürenin yüzey alanıyla ters orantılı olmasıdır. Yüzey alanı iki boyutluydu. Bu şematik olarak C'de gösterildiği gibi temel geometrinin D kare ile orantılı olduğunu gösterdiği bir alandır. Kısacası şu üç resim bize Newton'un neden e, bulduğu formülde uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu kütle çekim kuvvetinin göstermektedir. Evet şimdi sizime doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Eğer evrende iki veya daha İki veya yalnızca bir uzay boyutu olsaydı acaba Newton'un formülü nasıl değişirdi? Hmm, güzel. Yani iki veya bir uzay boyutu olsaydı. Üç boyutlu en boy derinlik değil de en boy olsaydı mesela. Ya da sadece boy olsaydı nasıl değişirdi? Şekil 13-5A'da iki boyutlu bir güneş ve çevresine dolanan uydusu görülüyor. Hemen bakalım. Evet, görebileceğimiz gibi verilen herhangi bir uzaklıkta Güneş'in kütle çekim alanının çizgileri kürenin bir düşük boyuttaki benzeri olan çember üzerinden da dağılıyor. Artık çünkü boyutu azaldı. Çemberin çevresi yarıçapla orantılı olduğundan e, da, e, bu sefer iki boyut değil arkadaşlar, çember yani bir boyut düşünüyoruz. Eğer güneş uydu uzaklığı iki katına çıkarsa alan çizgilerinin yoğunluğu da iki faktörüyle azalacaktır. Ve bu yüzden güneşin kütle çekim kuvveti sadece yarıya düşecekti. Dörtte birine değil. Yani karesiyle ters orantılı olmayacaktı. Ka kendisiyle ters orantılı olacaktı. Eğer evrende yalnızca iki uzay boyutu olsaydı kütle çekim kuvveti uzaklığın karesiyle değil uzaklıkla ters orantılı olacaktı. Bir boyutla. Eğer evrende şekil 13.5'te görüldüğü gibi yalnızca bir uzay boyutu olsaydı. Bu sefer evrenimiz böyle tek boyutta olsaydı. Sadece bu e e uzunluğumuzun olduğunu düşünün. Yani yüzey bile değil yapışmış olarak bile düşünecek. Sadece uzunluğu var herkesin. Öyle düşünün. Kütle çekim yasası daha basit olacaktı. Kütle çekim alan çizgide yayılacak alan bulamayacağı için. Kütle çekimi uzaklıkla azalmayacaktı. Eğer güneşle uydu arasındaki uzaklığı iki katına çıkarsaydınız, uyduya giren alan çizgilerinin sayısı değişmeyeceği için iki cisim arasında kütle çekim kuvveti her zaman aynı kalacaktı. Her ne kadar çizmek olanaksız olsa da şekil 13-4 ve şekil 13-5'te gösterilen desen doğrudan 4, 5, 6 veya herhangi bir sayıda uzay boyutu olan bir evrene genişletilebilir. Ama ona genişletmeden önce şuraya bir tekrar geri dönelim. Solda 135A'da iki boyutlu bir evrende yaşasaydık kütle çekim kuvveti nasıl olacaktı? Ortadakinin daire olmadığını, çember olduğunu söyleyelim. Ee, alan olarak etki etmiyor yani. Ee, B'de ise tek boyutlu uzayda olsaydık, nasıl bir kütle çekim kuvveti etki edecekti, onu görüyoruz. Şekil 135A. Yalnızca iki uzay boyutuna sahip olan bir evrende, kütle çekimi uzaklıkla ters orantılı olarak azalır. Çünkü kütle çekim alan çizgileri çevresi yarıçapıyla orantılı olan bir çember üzerinde dağılacaktır. 135B. Bir uzay boyutuna sahip olan bir evrende kütle çekim alan çizgileri dağılacak bir yer bulamayacaklarından kütle çekimi uzaklıktan bağımsız olarak hep aynı kalacak ve sabit olacaktı. Bir boyutta, iki boyutta ve üç boyutta gördük. Hadi şimdi boyut sayısını arttıralım. Eğer evrenimiz 3 varsa ona doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Uzay boyutlarının sayısı ne kadar artarsa kütle çekim alan çizgileri dağılacak o kadar fazla yer bulur. Ne kadar çok dağılırlarsa da kütle çekimi artan uzaklıkta o kadar hızlı düşer. 4 uzay boyutunda Newton'un yasası bir ters küp yasası olurdu. 5 uzay boyutunda ters dördüncü kuvvet yasası olurdu. 6 uzay boyutunda ters 5. kuvvet yasası olurdu. Ve daha fazla boyutlu evrenlerde de bu böyle sürüp giderdi. Newton yasasının ters kare versiyonunun çok miktardaki veriyi yani gezegenlerin hareketlerinden kuyruklu yıldızların yörüngelerine kadar açıklamaktaki başarısının 3 boyutlu bir evrende yaşamakta olduğumuzun bir kanıt olarak düşünebilirsiniz. Ama bu acele verilmiş bir karar olur. Ters kare yasasının astronomi ölçeklerinde ve yer ölçeklerinde işlediğini biliyoruz. Bu da böyle ölçeklerde 3 uzay boyutumuzun olduğu gerçeğiyle uyuşuyor. Ama bu yasanın daha küçük ölçeklerde işlediğini biliyor muyuz? Kütle çekiminin ters kare yasası mikro evrenin hangi ölçeklerine kadar sınandı? Deneyciler yasayı milimetrenin onda birine kadar doğruladılar. Eğer iki cisim birbirlerine milimetrenin onda biri kadar yaklaştırılırsa bile veriler bunların aralarında kütle çekim kuvvetinin ters kare yasasına Newton'un yasalarına uyduğunu gösteriyor. Ama şimdiye kadar ters kare yasasını daha kısa ölçeklerde sınamanın önemli teknik güçlükleri olduğu ortaya çıktı. E, i̇şin içerisinde çünkü kuantum etkileri giriyor ve kütle çekimin çok zayıfladığı deneyler geliyor ters kare yasasındaki sapmalar fazladan boyutlar konusunda ikna edici bir sinyal olacağından bu kritik bir konudur. Tekrar ediyorum. Ters kare yasasındaki sapmalar fazladan boyutlar konusunda ikna edici bir sinyal olacaktır. O zaman küçültebildiğimiz kadar küçültüp ters kare yasasının uyup uymadığını kontrol etmemiz lazım. Tabi denklemleri gene çok zor. Bunu açıkça görmek için kolayca çizebileceğimiz ve çözümleyebileceğimiz daha düşük boyutlu bir oyuncakla çalışalım. Bir uzay boyutuna sahip bir evrende yaşadığımızı veya hem yalnızca bir boyut gözle görülebilir olduğu için hem de yüzyıllardır yapılan deneyler kütle çekimin cisimler arasındaki uzaklıkta değişmediğini gösterdiği için öyle sandığımızı varsayın. Yani şu an bizim karesiyle ters orantılı olduğunu sandığımız gibi. Ama aynı zamanda bütün o yıllar boyunca deneyicilerin kütle çekimi yasasını yalnızca milimetrenin onda birine kadar sınayabildiğini varsayın. Daha küçük uzaklıklar için kimsenin elinde bir veri bulunmuyor olsun. Şimdi evrenin yalnızca bir avuç kuramsal fizikçiden başka kimsenin bilmediği kırılmış ikinci bir boyutu daha olduğunu düşünün. Bu evrenimizi şekil 12.5'teki görülen Philip Pettit'in gerilmiş altına benzer. Bu acaba gelecekteki daha hassas kütle çekimsel deneyleri nasıl etkileyecektir? Şekil 13.6'ya bakarak bu soruya bir cevap verebiliriz. Hemen bakalım. Şekil 13.6a. Cisimler yakın olduğunda kütle çekimi iki bu uzay boyutuna sahip o evrende olduğu gibi değişir. Şekil 13.6b. Cisimler daha uzak olduğunda kütle çekim bir uzay boyutuna sahip bir evrendeki gibi davranır. Yani sabit kalır. Bu da bizim evrenimizin üzerinde fazladan boyut olabileceğini gösteriyor. İki minik cisim birbirine yeterince yaklaştırıldığında yani kıvrılmış boyutun çevresinden daha fazla yaklaştırıldığında uzayın iki boyutlu karakteri anında ortaya çıkar. Çünkü o ölçeklerdeki kütle çekim alan çizgilerinin dağılacağı bir yer vardır. Evet. O zaman biz de cisimleri çok çok yaklaştırmalıyız sicim kuramını doğrulayabilmek için. İki cisim birbirine yeterince yaklaştırıldığı zaman kütle çekim kuvveti uzaklıktan bağımsız olmak yerine uzaklığın tersiyle orantılı olarak değişir. Bu da aslında tek boyutlu evrende yaşadığımızı zannettiğimize Gerçekte ise kırılmış olan bir bir boyut daha olduğunu, iki boyutlu bir evren olduğunu gösterir. Aynı şey bizim için niye geçerli olmasın arkadaşlar? Belki de üç boyutlu bir evrende yaşadığımızı zannediyoruz. Zaman dışarıda tutuyorum. Belki de çok yaklaştırdığımız zaman e, dağılacağı kütle çekim çizgilerinin dağılacağı altı tane fazladan boyut keşfetmiş olma olasılığımızı bir düşünün. O zaman işte her şey değişirdi. sicim kuramının doğru olduğunu direkt ve net bir şekilde bu kanıtlardı. Bu nedenle eğer böyle bir evrende deneyici olsaydınız ve kütle çekimini ölçmek üzere kesin ve hassas yöntemler geliştirmiş olsaydınız bulacağınız sonuç bu olurdu. İki cisim birbirine çok yakın kıvrılmış boyutun büyüklüğünden daha yakın olduğu zaman aralarındaki kütle çekim kuvveti siz bir boyutlu zannetseniz de tam da iki uzay boyutuna sahip olan bir evrenden bekleyeceğiniz gibi uzaklıklarıyla orantılı olarak azalacaktı. Ama o zaman cisimlerin aralarındaki uzaklık kıvrılmış boyutun çevresi kadar olduğundan her şey değişecekti. Bu uzaklığın ötesinde kütle çekim alan çizgileri daha fazla dağılamayacaktı. İkinci kıvrılmış boyutta dağılabilecekleri kadar dağılacaklar ve bir sınıra, bir doyma noktasına ulaşacaklardı. Bu uzaklıktan itibaren kütle çekimi şekil 13 ve 6b'de gösterildiği gibi uzaklıkla artık azalamayacaktı. Bu doyma noktasını eski bir evdeki su tesisatına benzetebilirsiniz. Siz tam banyoda saçınızdaki şampuanı duralayacakken birisi mutlak musluğunu açtığında su iki çıkışa dağılacağından su basıncı düşebilir. Başka biri çamaşırhanedeki musluğu açarsa su üç musluğa dağılacağından basınç daha da düşer. Ama evdeki tüm musluklar açıldıktan sonra artık su basıncı belli bir süre sonra sabit kalacaktır. Her ne kadar beklediğiniz rahatlatıcı yüksek basınçlı duşu sağlamasa da su dağılabileceği bütün fazladan çıkışlar zaten dağılmış olacağından basınç daha fazla düşmez. Benzer bir biçimde kütle çekim alanı bir kez Fazladan kıvrılmış boyutlara tümüyle dağıldıktan sonra artık uzaklıkla da daha fazla azalmayacaktır. Elinizdeki verilerden iki şey çıkardınız. Birincisi, cisimler birbirine çok yakın olduğunda kütle çekim kuvvetinin uzaklıkla orantılı olarak azaldığı gerçeğinden evrenin bir değil iki uzay boyutuna sahip olduğunu anlardınız. İkincisi, Kütle çekimi özel bir uzaklıklardan sonra yüzyıllardır yapılan deneyler sonucunda sabit olarak bulunduğuna göre bu boyutlardan birinin kıvrılmış olduğuna ve büyüklüğünün de bu özel uzaklık kadar olduğu sonucuna varırdınız. Bu sonuçla da hemen hemen her sorgulamanın üzerinde gibi görünen çok temel bir şey olan uzayın boyutlarının sayısı konusunda yüzlerce belki de binlerce yıllık inanışı alt üst etmiş olurdunuz. Her ne kadar göz önünde canlandırma kolaylığı açısından bu öykünün daha düşük boyutlu bir evrende geçmesini sağladıysam da durum buna çok benzer olabilir. Yüzlerce yıldır yapılan deneyler kütle çekiminin uzaklığın karesiyle azaldığını göstermiş. Bu da 3 uzay boyutu bulunduğu konusunda güçlü bir kanıt ortaya koymuştur. Ama 1998 yılına kadar hiçbir deney kütle çekiminin milimetreden daha küçük uzaklıklardaki gücünü gösterememiştir ve ölçememiştir. Bugün söz edilen oran milimetrenin onda birine kadar inmiştir. Bu da Stanford'dan Savaş Dimapolos, şimdi Harvard'da olan Nima Arkani Hamed ve New York Üniversitesi'nden Gia Diwali'nin Zar Dünyaları Seyancısı'nda fazladan boyutların milimetrenin onda kadar onda biri kadar olabileceği ve yine de saplanamayabileceği saptanamayabileceği öne sürmelerine yol açtı. Bu köktenci öneri bazı deney gruplarının ters kare yasasını ihlal edildiğini bulmak ümidiyle milimetrenin altı uzak milimetre altı uzaklıklardaki kütle çekimini incelemeye başlaması için esin kaynağı oldu. İnsanlar hala deneyler yapıyorlar. Gerçekten ters kare yasası nereye kadar işliyor? İşlediği yerden küçük uzaklara gidersek işte belki fazladan boyutları ne yapabiliriz? Büyük olan boyutlar varsa bulabiliriz. Şimdiye kadar milimetrenin onda bir ölçeğine kadar herhangi bir şey bulunamadı. Bu yüzden günümüzün olağanüstü hassasiyetteki kütle çekim deneyleriyle bile eğer bir 3 zar içinde yaşıyorsak Fazladan boyutlar milimetrenin onda biri kadar olabilir. Ve biz yine de onları fark etmeyebiliriz. Bu son 10 yılda ulaşılan en çarpıcı kavrayışlardan biridir. Kütle çekim dışındaki 3 kuvveti kullanarak 1 metrenin milyar kere milyarda birine kadar inebiliriz. Ve hiç kimse fazladan boyutlara ilişkin bir ipucu bulamamıştır. Ama zar dünyalar senaryosuna göre Kütle çekim dışındaki kuvvetler zarın kendisine hapsolmuş durumda olduklarından fazladan boyutların araştırılmasında rol oynayamazlar. Yalnızca kütle çekim fazladan boyutların doğası konusunda fikir verebilir. Ve fazladan boyutlar bir insan saçı kadar kalınlıkta olabilir. Ama yine de en hassas aletlerle bile saptanamayabilir. Şu anda hemen sizin yanı başınızda hemen benim yanı başımda hemen herhangi birisinin yanı başında bir başka uzay boyutu yani sol sağ ileri geri aşağı yukarının dışında üç boyutun dışında kıvrılmış olmasına rağmen bu sayfayı yutabilecek kadar büyük bir boyut bile bulunabilir ve yine de tümüyle bizim kavrayışımızın dışında bu boyutlar kalabilir diyerek bugünkü dersimizi bitirelim arkadaşlar büyük fazladan boyutlar ve büyük sicimler konusuna sonradan geleceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan söylüyorum bilimle, sanatla, felsefeyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.